Evet Süper Lig'de zirvede puan puana yarış devam ediyor. Fenerbahçe az önce ikinci yarıda Tadic ile bulduğu gollerle 1-0'dan geri döndü ve kara gümrüğü 2-1 mağlup etti. Galatasaray ile puanları tekrar eşitleyip Averaj liderliği tekrar geri aldı Sarı Civert takım 2 ezeli rakibi 3. ezeli rakip en yakın takip eden ama arada tam 9 puan fark var. Rıza Hoca ile 2'de 2 yapmasına rağmen Beşiktaş'ın eee 2 ezeli rakibi ile arasında tam 9 puanlık bir fark var. 2 maçı da konuşacağız. 2-2'yi iki, iki de konuşacağız. Ama az önce son düdüğü çalan Arda kardeşlerin düdüğüyle sona eren Fenerbahçe'nin iki bir galibiyetini sevgili hocamıza soracağız. Tadiç penaltı 48, 58'de Şimanski'nin aldat dediği topu ağlara gönderdi Tadiç. Ve Fenerbahçe 2-1 kazandı ama çok zorlandı Karagümrük karşısında. Neler oldu, neler bitti sevgili hocamızı dinliyoruz. Ee, fiziksel ve psikolojik faktörler. Bugünkü Fenerbahçe'nin oyunun son bölümlerinde Ferdi'nin hani avuta bırakması var ya taraftarların mutlu olması sezon başı ilk 7-8 haftaki Fenerbahçe'nin çok uzağında gösteriyor. Bunu hem fiziksel olarak söylerim hem de e, psikolojik olarak tabi ana sebep de her hafta görüyoruz ki Fenerbahçe'nin 14 tane Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynatabilecek oyuncusu var 15 demiyorum yani sezon başındaki ideal kadrosuna zorlayacak maksimum 3 tane oyuncusu var. Bir tanesi Mert'ti zaten. Biraz sonra değerlendireceğiz. Oyunu Adana Demirspor maçında mesela ben beğendim. Özellikle 60 dakika Fenerbahçe en iyi deplasman performanslarından biriydi. 0 Ama Trabzonspor Spor maçı ve bu maçta hiç beğenmedim. Şampiyonluğu oynarken şimdi hem Trabzon maçı hem bu maça baktığımız Hem de içeride tabii. Bu maçlardaki tedirginlikleri oyuncuların toparlaması gereken çünkü ligde aslında üçte birlik bitti geçti. Üçte biri bitti. Şimdi üçte ikinden bundan sonraki bölümde tecrübe ve sakin kalan o formanın büyüklüğünü alışkanlığı olan şampiyon alışkanlığı oyuncuların ki var Fenerbahçe'de Galatasaray'da bunlar bunların taşıyabilmesi lazım. Bir sıçrarsınız iki sıçrarsınız. Bugün hesapları yaparken zaten biz Karagümrük Fenerbahçe Karagümrük 3 Galatasaray, Alanya 3 değil. Bu arada üstü kapatabilirsek sevinirim arkadaşlar ya. Şey televizyonu. yayın yayına. Çünkü oraya gidiyor yüzümüz. Gözler kaçıyor. Evet. Çocuklar. Onun için şimdi tabii ki İsmail Hoca 3 aldı. Birinci dakikada görüyorum İsmail Hoca o kadar tedirgin ve stresli ki. Işte. Şimdi sezon sonu şu olur. Son 4 hafta gelir. O zaman şu tartışmalar hatırlıyorsan. Önce niye onlar oynuyor? Şu anda Avrupa Kupalarından dolayı Hı. normal Hı. olarak Galatasaray oynuyor. Hı. Ee, bu şu anda konuşulmuyor ama şu anda bu psikoloji şartlar görmeye başladık. Ne zaman Trabzon maç. ne zaman bu maç. Bir gün önce Galatasaray kazanıyor. Bir gün sonra Fenerbahçe. Hatta Adana'da da bari lider kalıyor diye son 20 dakika oyun değişiklikleri başlıyor. Bakın hem İsmail Kartal'da hem oyuncu grubunda psikolojik olarak bir günlük faktörler Araya lider daha 30. Giriyor. hafta başlaması gerekirken daha 10. haftadan itibaren başladı. Bu aslında çok şeyi anlatıyor. Taktik, teknik olarak zaten Fenerbahçe'nin biraz sonra masayı yatıracağız. Önce kaybedecek hiçbir şey olmayan bir kara gümlük. Yani rahat, eğil keyif bir takımdan bahsediyoruz. En büyük problemi de sat problemi var. Onu inşallah çözerler. Çok sirkülasyon yapan fakat genelde de ekonomik olarak ortalama ama iyi e, oyuncuları görüyoruz bugün. Bayağı yani yere yer oyuncuları var bugün de aslında ikinci yarının hemen ikinci dakikası ve toplam 10 dakikada 2-1'e gelmesi de Fenerbahçe'nin tabii ki 2 bir öne geçmen lazım ama oyun anlamında da gelişim anlamında da bu kez dikkat ediyorsan İsmail Kartal 3'ü değil ama şunu şöyle şu, 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 King'i sokarak belki hani kontrol eden diye düşündü. Karagemi'yi psikolojik şartlardan Fenerbahçe'ye yaslandı ama orta sahadaki iki oyuncu da o kadar çok yoruldular ki İsmail'le şey Crespo. Evet. Onlar da artık hücuma katılamaz hale geldiler. Şimdi Fenerbahçe'nin sezon başındaki 11'ini ben istedim. Yani bugün yoldan geçen bütün spor adamlarına, futbol severleri sorun. Fenerbahçe'nin 11'ini şöyle der. Ama mesela rakibiniz de Galatasaray. Galatasaray'da mesela farklı oyuncu Tete, Ziyeh oynayabilir. Solda Kerem veya Zaha oynayabilir. Kaan diye bir oyuncum var hemen Çok. sırıtmadan oynayabiliyor. Hatta Sergio'yu da diyebiliriz. Nelson biraz moralsiz, özellikle de e, Fenerbahçe'nin ideal kadrosu bu olduğuna göre, ister yerli maç ister yabancı maçta oyuncu kalitelerini vurduğumuz an bu kadro Fenerbahçe'nin. Bu kadro ne zaman bozuldu? Kadronun çift stoperi birden gitti. Evet sakat. Bugün için o sahi yoktu ama Mert ona rağmen yani hem yerli stardı hem de performansı iyi oynadı bugün. Fikret oynamadı. Bir taraftan da. Fred'in olmaması tabii için artık fiziksel anlamda düşmesi kim ilk yarıda nasıl dedik tam bir sıfırken oyun devam etsin ama genel anlamda fiziki düşüş var. Golü nasıl attı ikinci golü? Altı pastaydı. Çizgiden ayrılmayan Tadic Oraya. doğru yerde gitti boş kale golü yaptı. Aslında Tadic de sol taraf oyuncusundan bunu almanız lazım. Bir tane de dikkat dediğim bir oyuncu olsun İrfan Can. Ben İrfan'ın birkaç maçları görüyorum. Ufak ufak düşüyor ki toparlamış mı? Şöyle İrfan Can'ı sağ çizgide orada bir bitireyim. İrfan sağ çizgide kilitlendiği zaman onda bir fiziki problem var diyorum ben. Çok iyi tanıyorum oyuncuyu. Ne zaman içeriye kat etti mesela ikinci golde mücadele etti. Oralara girmediği zaman bugün mesela İrfan her maçta en az iki kere yaptı. İçeri çekip vuruşunu hiç görmedik bir tane. Dolayısıyla İrfan da fizik olarak düşünce bir tarafta Tadic, Ceko'da hareketli iki kenar olmayınca tabii ki en önemli oyuncu da buradaki oyuncu. Aslında Fenerbahçe 4-3-3'ü bugün oynatalım bakalım. Oynayamadı. İsmail'le Crespo yaptı mecburen. Alalım. Yani 4-2-3-1 oynadı. Geçen yılki veya ortalama Fenerbahçe evet iki yıl önceki Fenerbahçe gibi düşünelim. Ben. Şimdi İsmail Crespo yaratabilir mi? Yaratamazdı. Daha da önemli tempo olsalar Fenerbahçe'nin yine ilk 7-8 hafta Fred önderliğinde ...yaptığı rakibi burada basmak. Bugün çabuk kazan. ıslıklasanız da kaleci gibi oynuyor... ...ıslıklamasanız da oynuyor. Hatta Fegül'ü gibi artık kariyerinin son dönemlerine gelmiş... ...bir oyuncu ön orta sağ olarak hazırlık paslarını... ...oyunun sonunda zaten hiç PS yapacak durumu yoktu Fenerbahçe'nin. Ve rahat rahat ikinci bölgeye çıkan takımlar olmaya başladı. Tıpkı Trabzon gibi. Hatta bugün Trabzon maçından biraz daha düşük gösterdiğini görüyorum. Bu e, milli maç arasında. Cekon'un da fiziksel olarak düştüğünü görebiliyorum... Fakat onun çok aleyhine gidiyor maç. Yani oyun şekli. Şimdi 4-1, 4-1'den buraya döndüğünüz zaman bu tür maçlarda evet hareketli Simanski etkisiz de değildi bugün. Pozisyonlar da var. 3 dakikalık görüntüye koysanız Smaski çok vardır. Yani. Ama dedim ya buradaki iki oyuncunun hücum presseki ki sezon başı performansları olmadığı için hadi yaptı diyelim. Yapamıyorlar da yaptı birkaç kere. Gittikleri zaman eğer buradaki oyunculardan tetkik siz alamazsınız. Yani, evet. Biraz önceki sisteme tekrar gel. 4-3-3'e. Evet. 4 3, 3 e. evet, sezon başına. Dur da 4 3, 3 desek de burada Fres, 4, 1, 4, 1. Fres liderliği var orada. Evet. En az iki tane kazanıp da asist yapmasının ötesinde buraya daralttığı için savunma oyuncuları da çok da rahat bir müsabak oynuyorlardı. Tabii. Bekler de bir de doğru. hiç benzemez bugünkü kadro alacak olursak ilk kez birlikte oynayan Livakovic, Mert, Samet ve Osvalde dörtlüsü de mesela pozisyon kurtası yaptılar. Burada da İsmaille Crespo'nun öndeki dört oyuncunun da oyundan düşmesinden dolayı maçın e, hem fiziksel hem de bu kez ya biz tekrar liderleyelim. Nasıl Adana'daki ilk 60 dakika muazzam oynarken evet, sonra kalalım, kalalım. Değişikleri bile savunmacı oyuncu orta saha aldı. Hoca evet. neden Uçağı ben lideriyim bir, evet. dedi. Şimdi tamam. bizim gibi onlar da hesap yapıyorlar. Fenerbahçe oynadığı oyunun evet daha önde oynadı, daha etkili oynadı rakibinden ama oyunun son bölümündeki tamamen oyun içerisindeki fiziksel düşüş ama daha da önemlisi çok erken Fenerbahçe strese, strese girdik. İşte burada önemli oyuncuların ve özellikle teknik direktörü büyük göre düşüyor. Devre arasında liderler dedi. Tabi liderler çıkacak, sakin, hep sakin. Yani şimdi hikayen hikaye anlatayım. Bir playoff maçımız var. Antrenörlü arkadaşımla beraber maçtan bir gün önce çay içiyoruz. İstişare ediyoruz. Bir tane sevdiğim bir abim geldi dostumuz. Ne oldu dedi ya bir şey mi oldu cenaze mi var dedi. Hayır dedim. Benim antrenörler stres halinde içinde görsem maçtan bir gün önce arkadaşlarım. Ya dedi size oyuncu görse dedi eyvah der dedi ya. Biz maçımı kaybettik ne oldu derler dedi. Bakın, çok önemli. Mesela Mustafa Deniz'in en önemli şey hani taktik güvenliği. Dört yer yok der. oyuncusuna karşı, kamuoyuna, taraftarına karşı hep güven içerisindedir. Yani İsmail Kartal'ın mutlak surette ki elinde sana yardımcı olabilecek. Karakterde. Var ki bugün yardımcı oldu. olduğunu evet. Oldu onu söyleyelim. Onun dışında da şu anda Fenerbahçe'de gördüğüm eksiklerden birincisi bir savunma lideri yok. Mesela Galatasaray'ın ikisi de lider tip oyuncuları. Hem Davidson Sanchez hem Abdülkerim. İki, merkezde Fred gibi Oyun lideri olmayınca da ya 10 dakika iyi oynuyor ya 10 dakika kötü oynuyor. Yani bütünlük olmuyor. Ben kalbi dedim Fred için. Niye evet. kalbi dedim? Şimdi stentle idare ediyor dedim. Zor maçlara kadar ki de daha net de şöyle 2 maç 4 puan bir lider girmek Fred'in de döneceğini hesaplayacak olursak min, mak, maksimum Beşiktaş maçında ben abi, tekrar bir oyuncuyla çok oyuncu olarak gördüğüm için ritmini bulacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de ilk yarı sonuna kadar bir tek Sivas'a gidecek değil mi? Yok Sivas'ta gün içeride ha, Galatasaray gidecek Sivas'a o zaman. Deplasyon. Ben şöyle açık söyleyeyim sana. E, Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray maçı. Kadıköy'de değil mi? maç? Evet. Lideri o maç. Bak, o maçlı. o maçın akşam maç 19'da ya. Saat 21'de biz buraya program girdiğimiz zaman ligin ilk yarı lideri belli olmuş olacak. Bir hafta sonra ikisinin de kazanabileceği maçlar var. O yüzden de o maç liderlik maçı olacak. Oraya kadar da çok ciddi bu oyunla rağmen ki Galatasaray'ın oyunu biraz daha bu öne bu doğru, doğru gidiyor. Efendim? Fenerin, Fenerin evet. maçı de i̇şte vermesin. Allah'tan bu maçları kazanıp tekrar söylüyorum. bir oyuncu üzerinden çok gidiyor olabilirim ama Fred'in çok oyuncuyu sol bekini etkiliyor. Sol öndeki oyuncu etkiliyor. Cekov'u çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Simanski tek başına ceza sahası koşuları yapmaya çalışan bir oyuncu. Fred öyle değil. Fred savunmayı da dinlendiriyor, hücumu da dinlendiriyor. Bir de önemlisi dinlenmeyi setle de yapabiliyor bunu. <laughs> o yüzden 3 maçtır oynamıyordum. Bir de Avrupa evet, maçında evet. zor kazanan bir kara gümrük maçı, bir ma iki mağlubiyet ve bir beraberle çıkan bir 4 haftalık serüven. Evet Avrupa'da alınan evet. bir tanesi. Şimdi e, Perşembe gününde Norsya'yla Danimarka'ya gidiyor. Zor maç. Evet, çok zor yani maç. Puan alırsa bitirecek işi orada Fenerbahçe. Ya Yine ben, bile. Ben e, bir hiçbir şey ya yani. Birinci olması e, benim evet, için önemli. Tabii, Mart, Martı Martı görmesi. Kaybederse iler olamıyor mu? Ee, Ama zor hızlı. maç oynayacak. Onu e, gözüküyor yani. Şöyle hocam. Fenerbahçe'nin 9, Norsu 7 puanı var. Yani Şu, mesela bir ha, puan önüne geçer Norsele. Son maç mı bu? Ay bir tane daha var sonuçta. Ama onu da kazanırsın. Anlata onlar puan kaybetmiş geçen gün. İşte yedi puandalar iki puan geliyor. İçeride puan kaybettiler onlar. 1-1 bitti. vasat bir takımla tırnava takımı. Şeye tırnavaya puanlar. Evet. Sparta. Tabii ki İsmail Kartal'ın ve yani birinci hedefinin burası olduğunu söyleyebiliriz. İsmail Hoca'nın ki kendine uzun bir senedir yıl şampiyon olmayan takımı bu sene şampiyon olmasını istediği için de ama yine de bakıyoruz. 13 haftada kaybedilen sadece ve sadece iki takım açısından 5 puan var. Evet bir beraberlik. Tabii, sadece stresin da eyvah gelin bu sene dedirttirmemesi lazım. Oyunun son iki maçı Adana'da da dahil olmak üzere bu maça baktığımız zaman özellikle bu maçta Kadıköy'de hiçbir maçı son 20 dakika böyle oynamadı. Beraberliği yok Trabzon maçı dışında, mağlubiyet dışında. Hı hı hı. Her maçı 5 tatsa, 4 tatsa... Sonuna üç, kadar bir, derse, bir fazlasını aradı. Aradı. Ama bugün bir defa evet, işte, bu işte psikolojik son haftalara girme psikolojisi erken geldi Fenerbahçe'ye. Bu olmamalı. Hocam çok net, rakamlar bu söylediğinizi destekliyor. İlk yarı sonunda hatırlayacaksınız. 67, 60 küsüre, 67-33'tü. 54'e 46 bitmiş. İlk yarıda bir tane gol evet. pozisyonu, bir golü vardı bu Para arada Gümrün, baskılı oynamak zorunda olduğun için de ilk 10-15 dakika topa daha fazla Tabii sahip olur. oldun. 70-30'a döndü maçı ikinci yarın başında. 2-1'i buldun ama yine oyunu... 54'e kadar geriledi. Bir de evet. şutlar 9'a 9 kaleye mesela. Beni şaşırtan... ya yani çok az şutu var Fenerbahçe'nin kaleye. Yani bugün, bugün özellikle ilk yarıda Greg'den Şimanski'nin şutu dışında... Ama dedim ya bu çok panik halinde oynuyor. Fenerbahçe gibi artık böyle tecrübeli bir takımın... Bunun temel sebeplerinden biri de... İsmail'in de Crespo'nun da yaratıcı pası pe pek yok. Zaman zaman İsmail savunma arkasını atar. Şimdi Ceko da hiç serbest kalamıyor dikkat ediyorsan. Çünkü çok uzak oynayan iki tane ön libero, çok evet. uzak oynayan iki kanat oyuncusu var. Bunlara bir de Sabek'in o sayede olmadığı için bugün Mert Müdür kontrollü çıktığı için de e, destek de az destek, oldu. destek destek de alamıyorlar. Onun için de bugünkü oyunlar unutulacaktır. De, kazanırken evet. ders alacaksın. Evet, skor atılır. Şimdi biz 20. 28. haftayı konuşurken Karagümrük maçı herkes unutacak. Üç rette. Fenerbahçe için bugünler erken başladı diyorum. Oyununu düşürmemesi gerektiğini düşünüyorum. O da sanki tekrar İsmail Kartal'ın red döndüğü zamanki oyun şablonunu yani şunu söyleyeyim Fenerbahçe artık iki ön libero oyunu oynayamıyor. Kısır kalıyor. Net konuşalım. Zayt, çok kısa, İsmail Zayt, İsmail Crespo olmuyor yani. Peki bir sorun var hocam bu siz tahtada gösterirken aklıma geldi. Şimanskir İrfan yapıp e, Cengiz'le... Nasıl Şimanskir? Çok da Cengiz 90'da konacak durumda değil. Veya Maalesef Kent. Maalesef Cengiz çok... Efendim, Kent. Şöyle gördüğüm tablo e, Kent devre arası gidecek gibi çünkü tutmuyor. Bakın bazı teknik adam tutmayabilir bir antrenörü. O yüzden de... E, Sheffield United'a gidecek haberleri çok sık yazıyor. Ya şöyle kaybet ben onun şu andaki kapasitesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin nasıl söyleyeyim bir örnek vereyim sana bir oyuncu ilgili. Sürekli oynayan mesela Tadic kadar performans alsa maç sayısının yüzde 60'ını alsa ben Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu mesela oyunun son bölümünü düşün bugün veya Adana'daki son bölümünü düşün. Fenerbahçe'nin topla hızlı oyuncusu yok. Bundan dolayı Cengiz da ama hiç hazır durumda değil. İrfan Can da geniş 30 metrede kuvvetliyken topla gider ama kontratakta toplu topsuz. Koşulacak bir tane oyuncusu var. O da topsuz koşucu. Jesua Kik o da sakatlıktan yeni çıktı. E, bugünkü 11'i bir dakika verir misin? Yalkın hocamıza ben orada e, şöyle demek istiyorum hocam. Dün hatırlıyor musunuz? E, Mertens'in bu tür maçlarda oynaması lazım. Yani evet. maçı zorlu. Yani bu Şimdi burada hani şunun şuna gerek var mı? Yani İsmail, İrfan, Şimanski Kent. Bir daha Yani sonra. diyorum ki e şey yok ya Fred. İsmail burada. Şimanski İrfan. Kent Şöyle, burada. E, Aynı 4-3-3'ü dön. 4 3, evet. dön, 4 -3, 3, -3 e merkezinde, dön. merkezinde İsmail. Evet. Dön, evet. ilk 11'e dönsene. Sonunda İrfan Can, sağında e, Şimanski. Şimanski diyorsun. oraya da şimdi kenti koysak İsmail mesela. Hoca, şimdi bunları mutlaka hoca da Şu işte şu. evet. Yani burada bu, Şimanski burada İrfan, İrfan burada, bunları kent. daha. daha iri Şimdi bakın üretici. tekrar bir tutmuyor kenti. Bizim bakışımızda onun farklı olabilir. Fakat senin mantık olarak oynayabilirliği olduğu için bu oyuncuların. Hı hı. Ama İsmail Kartal her ne olursa olsun iki tane iç oyuncu 8 numarayı en azından birisinin daha böyle orta saha olsun istiyor. Aslında İrfan Can Başakşehir'deki günlerde oynuyordu. E orayı oynuyordu. Ama iki tanesini İsmail Kartal'ın tarzı bu. Yani iki tane e, ofansif 8 numara oynatmayı sevmiyor. Fred'i Zaten tam bana göre 8 numara. Cimazki tam 8 numara değil. O yüzden yani, de. Evet biraz daha ona doğru. Ne İsmail'den 8 çıkartırsın ne Crespo'dan çıkartırsın. Bakın. Ama bu söylediği yani daha doğrusu bu takdiri hocanın mi? Trabzon maçı tamam. Beşiktaş İsmail, tamam. İsmail Hoca Ama Karagöy'lük oynarken Kartal bu bak. riski alamayacaksın. İsmail Kartal'ı biz hiçbir zaman 2-0 girin olduğunun dışında o üçlü orta sahayı göremeyiz. Onu söyleyelim. Tarzı bu hocam. Maksimum bir tane maskeyi kullanabilir 4-3-3'te. Hocam soyunma odasına 0-1 girmişim yani. Bilmiyorum ama çok mu şey... Bunu ben... işte de... yapabilir mi şimdi diyorsun? Yani. bu maçta o riski alamayacaksın. Ama yapmayarak çıktı. A ayrı mesele ama maç çok gitti geldi yani. Ya şimdi tekrar aldım. İkinci bir yarıda Karagümrük daha iyi oynadı bence. Oynamayan oyuncular üzerinden gittiğimiz zaman hakikaten de şimdi kulübeye baktığımız Tabii. zaman... Tabii sezon başındaki mi? kulübeyle şimdiki kulübe çok farklı. Tabii. Sezonun devamında... Sezonun devamında çok direkt olarak 11 oyuncusu oynattığı için diğer oyuncuları Avrupa'da görebildi. Benim gözümde çoğu sınıfı geçemedi. Hoca da öyle görüyor. İşte dönüşlerinde takıma Zaits, Crespo her şeye rağmen verim alamıyorsunuz. Hatta Joshua King de bir Avrupa'da kupurdandı ama şimdi o da geriye düştü. Hala Cengiz Hazır değil. Tekrar İrfan Can'la ilgili bir daha konu söyleyeyim. İrfan Can çok iyi bir sezon geçiriyor. Ama biraz sallandığını görüyorum. Çok çabuk. Yani şimdi diyeceksin ki İrfan Can kötü mü Değil. Ama İrfan Can iyi oynadığı maçları düşünelim. Arada fark var. Bir de Fred yokken diğer oyuncuların temposunu düştüğü için de. Evet. O e, herkesi daha iyi gösteriyor. Tadic'in attığı iki gol biri penaltı olmak üzere. Tadic'i sahada tutan. Sıfır birde tamam tutarım ben de tutarım. Yani bir tane de top topu gider bir vurur gol yapar. Ama onun dışında da hiç bugüne kadar yedek kalmadığı için yani daha doğrusu dinlendirilmediği için de Fenerbahçe'nin oyunda yavaşlama gitti. Bu kadar bir konuşmaların içerisinde ona rağmen eğer giderse de bu da e, o, hocanın bunu gösteriyor. Tabii, şimdi, hocam, şimdi, saydım ya. Fenerbahçe'nin ideal 11'ine baktığımız zaman ideal 11'ine Şimdi stoper Samet soru işareti durumda. Henüz daha hani o güvenerek güvendiği bir oyuncu değil şey takım için. tam sol soper değil. Evet. Ama o en kötü şartlarda bu Mert için de geçerli. Şuradaki iki problemi halledebilirler. Ki, hem yerlidir Mert evet. hem de Osterwold'e mecbur 3 üç stoperiniz olmadığı için şu anda. Cikus'u da Bekaos'u da yok. Bunu da idare ediyor. Ama Ferdi sol Solbek Osterwold'e olduğu zaman sürpriz değil. Ben de sınıfı geçen oyunculardan bir tanesi Osterwold'e benim için. İkinci geçen oyuncuyu arayalım bakalım beraber bulabilecek miyiz? Batu geçti mi? Geçemedi. Jesse King zorladı. O da şimdilik geçemedi. Ben Jesse King, Chris Boy'da şey muamelesi yapıyordum kendim. Mert, Mert geçti. Mert'te sıkıntı yok. Mert Hakan mı? Mert Müldür. Ha Müldür'ü. Mert Müldür ve e, de o 14 kişi diyorum ya iki kişi bunlar. Benim üçüncü adayım kentti. Bu olmadı. Cengiz de şu an için verim alamadığı tamam, için. Tamam o fiziksel heh, şeyini çözemedi. Ama kent olsam ben bitti. Yani. Cengiz yüzde kırk İrfan Can gözüküyordu. Ama hmm. o günkü Cengiz'i gördüğümüz zaman yüzde yetmiş otuz olduğunu gördük. Ben de diyorum ki Cengiz şimdi tabii ki rekabet başarı getirecektir. Cengiz de muhakkak verim alacaktır Fenerbahçe. Çok ciddi de maliyeti vardır. Problem de çözücü oyuncudur. Eğer İrfan Can bu formdayken Cengiz zaten formsuzdan İrfan da düşerse, Cengiz de çıkarsa bu kez İrfan üzülür. Dolayısıyla takım da üzülür diye düşünüyorum. Ama, Ama e, gibi 14. 15. oyuncu söyleyeyim bana. Ya müthiş takım çıktı diyeyim. O ideal 11'in dışına koyalım oyuncuları. Mert'i koydum. O Bey'i de koydum bakın. Ama diğer oyuncularla ilgili hep soru işareti kaldı. Maalesef kaldı. Yani geride kalan oyuncular sadece Avrupa'da oynayan oyuncular. Bir de mevcutlarda fiziksel düşüklük olunca. Ceko, Tadiç gibi, İrfan Can gibi da olunca da skora do, e, skorla sonuç elde ediyordu. O da kötü bir şey değil. Yani Adana'da bir puan ki Adana Demir Spor'daki Arun oldu. Ben Samsun maçında Fenerbahçe kazandı. Ankara cümle kazandı. Bence Adana'da daha iyi top oynadı Fenerbahçe. O kötü zeminde. Yani o maçtaki evet. kaza olarak görmemek lazım. E, bence iyi bir puandır diyoruz ama oyunun karşılığı aslında bir puan yeterli değildi. Diye düşünüyorum. Ee, bahsettiğiniz isimlerden Batshuayi e, Kent e, zaten hafta arası en çok e, gitme olasılığı konuşulan isimler hocam. Yani transfere yani bahçı zaten uzun süredir e, böyle. Ama bugün kentin mesela psikolojisini düşünüyorum. Demek ki Kent, benle ilgili hiçbir takdiri Kent, yok hocam. Yani Perşembe bekliyor. Uf. Uf. Evet. Ama artık Cengiz'in de bireysel olmanın dışında çok yüksek tempo ile çalıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün oynattığı dakika az değildir. Ama en azından Avrupa'daki maçta bir takımdan önce ya. ısınsın. Yani şu perşembe günü. Yani takımla birlikte bir ısınıp bir o ilk 11 başlayıp yorulduğu zaman el kaldırması gerekiyor. Mesela dün Okan Hoca Endonbele'yi yorulduğunu görmedi mi? Gördü. Skor avantajına maç... rağmen evet. maç ritmini bulsun. Diye. Icardi antrenman yapamıyor sakatlığından dolayı. Ama hiç olmasa bununla antrenman yapsın diye düşünüyor. Tutuyor. Evet. Şimdi oynayan oyuncuyu fiziksel kaybedersiniz. Eğer gözlemlerinizle... Siz bunu dinlendiremezsiniz. Oyuncu anlarsınız yani. Yıllarca futbol oynamış, tecrübeli bir teknik direktör İsmail. O gözlemleriyle bunu halletmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu arada King de tabii çok yazılıp çiziliyor. Bir tane de ee, Çağlar haberi çıktı. E Şöyle şimdi hakikaten de sezon başından beri Bekao hatta sakatlanmadan önce de bir sakatlanın gibi oynuyor. Ciku aynı şekilde. Ciku evet. bazen okuyoruz sakat diyorlar. Şimdi tam 2-3 hafta veya 4 haftadır yok. Serdar Aziz zaten lisansında yazıyor. Yani oynar mı oynamaz mı? Ki bana göre Samet demobilize. Evet yine çok agresif bir maçın sonunda. Cessus'un takımıyla oynamak stoper farklı. İsmail Kartal'ın takımında ki çok da resmi bir oynamadı. Çağlar bu 7 artı 3'ler veya pardon 8 artı 3, yarım 7 artı 4 olacaksa uzun süredir bir yıldır oynamıyor. 5 maç 74 dakika oynamış. sezon geçen de oynamadığı için. Evet, evet. Yani. Bir ha, yıldır tabii, tabii. bir yıl fakat Yine de bu defolu stoperlerden dolayı kalite olarak söylemiyorum. Güvenen açısından çağlar iyi transfer olur. Ve yani yani tabii ki hem sağ stoper oynayabilir hem sol stoper oynayabilir. Evet. Böyle evet. bir şey o, o imkanları varsa faydalı bir transfer olur. Ama ne yapıp yapıp bu 4 3 4 3'ten vazgeçmemeli. Hı. Vazgeçmek zorunda kalmamalı. Bunu görüyoruz. O zaman Ceko'yu da kaybediyorsun. Üretim çok son duruş. iç evet çok güzel oynayan 4-3'lük olan bir takımdı. Yani hücuma çıktığın zaman 4-1-4 çabuk bir topu kazanan ve top rakipteyken de hemen birkaç saniye topu kazanan bir takım vardı. Var mı başka ekleyeceğiniz bir şey e, karşılaşmaya dair? Bir de e, Samsun Spor Beşiktaş maçının tamam, yorumlarını alacağım sizden. E, aslında Fenerbahçe'ye benzer bir e, eksikler listesi de Beşiktaş'ta çok, var. Çok fazla. Yani bugün beşinci oyuncuyu değiştiremedi. E, Şimdi Müza Ahmet Bey, hocam. Ahmet Bey şöyle diyordur. Keşke ben Rıza'yı Hemen alsaydım. Düşünüyordur. Çünkü şunu görüyorum. Bakın Beşiktaş bugün iyi futbol oynamadı. Zaten Hı. bu iklim değişti. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Samsun'da da oldu. Sipriyer ne dedi? Geliyor dedi kara bulutlar. Beş derece düştü. Bir dakika beş derece düşer mi ama? Yani acayip oldu. İşte kara bulutlar derken. yağdırdı inanılmaz. Şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇yi oynaması için hani böyle şartlar takımın e, nasıl diyeyim sana salih yok tam rotasyonda yedek kulübesinde hala problem var. Süreçte baktım Sakarya'da kazılık maçında seyredim. Ama oyuncular da iyi de oynasa kötü de oynasa oyuncuların maçı çok istediklerini görüyorum. Antrenör farkını orada göreceksiniz bakın. Oyuncunun niyetinde. Burada tabii aynı oyunculara sormak isterim. Kötü Daha oynadın ama niye bu kadar arzulu değiliz? Teknik çünkü Ahmet Bey'in bir demeçini okudum. Çok kulübümüzde birkaç kulüp dışında olmayan bir tane oyuncumuzun alacağı yok diyor büyük kulüp ve bütün Türkiye'de kulüpler için futbolcunun özellikle yabancılar kulüpler için maaşlarını maç başlarını siz ödemediğiniz zaman problem yaşarsınız. Doğal. Beşiktaş kulübü sezon başında kopmuş olması başarısız olmasına rağmen puan olarak maç başlarını falan almış durumdular. Yani oyuncuların hiçbir şey yoktu. Hatta avans isteyip alanlar bile var. Hatta, ya hocam, e, yani O da saçma bir şey de çok özel bir durum olur. O, al, iyi, olur. ona bile de... kolaylık sağlamış başkan onu o, söylemeye çalışıyor. Şimdi Ahmet Bey Emin olun Rıza Hoca'yla almışlarsa kongrede tekrar aday olurdu. Veya Kongre gitmeye gelirdi. Bu durumda olmamış. Şimdi 4 puan, 5, 5 puan fazlası olurdu. Çünkü Rıza Hoca'nın ben takıma ciddi bir şey getirdiğini gördüm. Yani oyuncular oh be, bu Şenol Güneş'ten bağımsız, Burak Yılmaz'dan bağımsız. Oyuncu, teknik adam ilişkisinin orada iyi değildi. İki daha dört. Ama hocadan, ama oyuncudan. Çünkü... Tılsım mı var ne var? Yo iletişim oynatmak istediğini şunu yapın diyor. Mücadele edin bakın koşun mücadele edin diyor değil mi? Oyuncu da bunu verebiliyor. Şimdi bir de öyle fiksürle geliyorsunuz. Bakın Başakşehir'de oynuyorsunuz demolizisiniz. Sonra eyvah Samsun'a gidiyorum toparlanmam. Son 3 maçın ikisini Sonra gidiyorum. Evet. Allah Allah. Her zaman geldi. Yani. bir de Fenerbahçe'yle içeride oynuyorum. Evet. Ondan sonra bir de plasmanı Kırıcı da gidiyorum. Yani Rıza Çalınbay Kongre'den sonra Duygu olarak da Mitin Tekin çok doğru söylüyor kardeşimiz. Yani devam edin biz bir antrenörün her ne olursa olsun. Ama ona rağmen şimdi 6'yı aldı iki maçta. Takım da bir kendine geldi. Kolinin gelmesi de önemlidir. Demin Fenerbahçe'de savunmanın lideri evet. yok derken evet. bugün koliyi seyrettim hocam. E golü o de yaptı. Goli, zaten atıyor. Şimdi koli Sormayı... olunca kim iyi oynadı? Bence Mert Kaleci. Yok yok. Kolin yanında Necip de yiyor. Necip de evet. yiyor. Yani bir tane çok kritik hatası var ama Necip atıyorduk. de zaten yani. ararsın. Ara, arar. Türkiye'nin <laughs> 20 yılın en iyi profesyoneli. Bak en iyi oyuncu istemiyorum. En iyi profesyoneli. Necip geldi mi çok iyi ama var mı hakik ya? Niye böyle bir çocuk ilgili? Bir tane oldu böyle Beşiktaşların Beşiktaşlıların yüreğini ağzına. ama e, maçta kırmızı kart görüp alkışlanarak çıkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarının o anlamda da. Şuna katılıyorum hocam. Şu anda en iyi stoper ikilisi Beşiktaş'ın Necip Koli. Bence. Bilmiyorum. Birbirlerini gösterecek bilmiyorum. Çünkü maç sonunda ikisi de birbirine aynı şeyi söylemiş. Yani Vazgeçmekten Ben onunla en iyi Taraftar ben... vazgeçeni sevmez. Hiçbir taraftar vazgeçeni sevmez. Geçti Rıza Çalınbay'la vazgeçmeyen bir takımı gördük. Öne geçti. Beraberliğe evet. Bir yakalandı. Tehdit de aldı rakibinden. Ama sonuçta vazgeçmediler. Hatta golden önce o 4-5 dakika Kavis kurdu. Geç, geç sonuna var, şeyle var. E, Muleka hocam ölene kadar ben mücadele etti. Yani ki kötü çok bekletilmiş yani. Mı? Hakikaten de e, müthiş özverili oynayan ki Rıza Hucu'dan önce de her şeyini vermeye çalışan. Tom son vuruşlarda problem var. Var, yani. var Koordinasyonda problem var ama genel anlamda ben mücadele çok ya. öyle çabuk vazgeçeceğini yani düşünmüyorum. Kaldı ki önemli silahları yok. Gezal gibi bir oyuncu. Hocam sayacaktım tam size. Salih. Salih. Talih. Mesela Türk kontenjanı kitlenmiş durumda. onu ıı, sıkıntısını yaşıyor. Gezal yok, Raşitsa yok. Beyli yine sakatlandı. Amerte yok. Rebiç kart cezası. Zaynuddinov sakat. Ha, hafta e, Rebiç'te dönüyor değil mi? Tabii, Tabii cezadan. O da Şimdi Rebiç oynatacak onu. Siyahlı beyaz kadar fark etti Rebiç değil mi? E, tabii. For. bir anda Rebiç Ne oldu yani bir şey mi oldu? oldu. E, bir teknik direktör değişimi. Doğru teknik direktör değişimiyle e, çok farklı şeyler olabiliyor. Şimdi Beşiktaş takımı 9 puan geride değil mi? Evet. Emin ol. Üçüncü sırada bu. Arada. Emin ol ufak ufak bir hesap yapıyorlardır. Şu iki maça bakalım diyorlardır. Hakikaten Zaten hesap var. için evet. bu iki maçı evet. kazanmak zorunda olarak görüyor. Ama Rıza Çalınbay da bu fikir üstüyle iki iki yaparak da en azından yeni gelecek başkanların sözde değil eylemde de devam etmesi gerektiğini anlamasam. Çünkü ilk geldiği yılda puan ortalaması 2.3'tü Rıza Hocam. Ayrıldığı yılda 11 hafta, 11. hafta ayrıldı. Yani Rıza Çalınbay'ın özellikle transfer döneminde yapacağı birkaç rütuşla ben Beşiktaşlı oyuncuların teknik direktörünü sevdiğini gördüm. Bak sevdiklerini gördüm. İletişimini iyi gördüm oyuncuların. Oyuncu Beşiktaş'ta çok dizinde e, kalkıyordu sabah. Şimdi yorgun kalkıyor. Bakın iyi oynamıyor ama maçı almak için o her kaç oyuncunun ruhi haliyeti bambaşka. Rozier mesela. Tabii. Rozier maçının iyilerinden biri. Tabii. Ee... Bu arada araya gitmeden hocam o zaman şeyi hatırlatayım. Dönüşte Avrupa maçlarına dair Beşiktaş'ta Brüj'le oynayacak iddiası yok ama tabii orada da taraftarına bazı şeyleri ispat etmek yani şöyle zorunda söyleyeyim. olan bir kadro çıkacak perşembe. Şöyle. Söyleme, dönüşte söyle. Peki. E, ve Fenerbahçe'nin yine Danimarka'daki önemli sınavı için reklamlardan sonra hocamızın Avrupa e, yorumlarını alacağız. Tekrar birlikteyiz. E, hemen demeçler var. Tadiç ve İsmail Kartal onlara göz atalım. Seyircilerimizle paylaşalım. Arkasından hocamızın Perşembe gecesine yönelik e, yorumlarını alacağız. Önce kim geliyor? İsmail Kartal. Sayın Kartal neler söylemiş? Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Karagümrük çıkıştaydı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik. 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksikliklere hiçbir zaman sığınmadım. Maalesef bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı. Bu maçı kazanmak önemliydi. 1-0 geriden geldik. Oyuncularım karakter koydu. Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğini anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Demişim ilk sayfaya döner misin hocamıza şu hatırlatmayı milli takım e, ma en çok oyuncu veren Milli takımı gitmene sakatları e, da vardı. Sakatları da vardı. Yani yüz ama oyunun mazereti vardı onu söyleyelim hocaya katılıyorum Ben ama. de işte hani mesela hep kente takıldım bugün yani biraz kendime de kızıyorum ama yani onlara ne zaman sıra gelecek bugün gelmiyorsa diyorum yani bu kadar... diyorsun. E mi? tabi ama yani. ben e, çok sık tekrarladım Avrupa maçlarından sonra ben amaçla çok geniş, birbirine bir yakın oyuncular demekten vazgeçtim. 14 tane şampiyonluk içerisinde olacak oyuncular. Keskin bir A-B evet, takımı oluştu evet. değil mi? Yani bunun sadece yetenek olarak görmemek lazım. Oyuncuların formayı aldıkları zaman vermemeyi. Mesela Mert Müdür ben vermek istemiyorum diyor. Oynar oynamaz. Kim? Galatasaray'da Kaan. Evet, evet. Nerede görev verirse en iyisi. Ama hazır geliyor. Evet. Diğer oyuncular nasıl olsa Avrupa'da benim oynadım. Bak Şua'yı mesela. O ne demiş gibi. o zaman işte o zaman o zaman da hocanın da madem kontratı için sen Batu Şuay'ı aldın o zaman önce şeyi alırsın taktik olarak iki bidi korumak yakalarsam kontradan o zaman belki daha farklı bir işte atlet kendi Tercih. alabilirsin. Evet. Force oynarsın veya da Joshua King'i koyup kan Kanada. Evet, o da hızlı koyarım. açık alanda gider mi oyuncu? Çünkü şunu görüyorum Batu Şuay kesin ikinci Santra Fenerbahçe Bakın. Nasıl futbolcu? Türkiye'de için iyi futbolcu diyorum ben. Gol datar. istatistikleri de iyidir. Ama şu mentalde Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında Bas ile birlikte olma şansı hiç gözükmüyor. Öyle görüyorum. Milan bile yazıldı. Ee, yani ben oyunculuğundan değil mental olarak e, takımdan uzaklaştığını görüyorum. İşte bunu da İsmail Kartal tespit edip değişiklikler çünkü hiçbir girdiği maçta son haftalarda enerji bulmuyorum. Yani Vücut enerjisinde şey görüyorum. Bir de Tadiç var hocam. Ee, i̇ki kritik gol, biri penaltıdan e, galibiyette imza attı bugün Duşan Tadiç Fenerbahçe'de. En iyi oyunumuzu oynadık mı? Hayır. Ancak bugün iyi olan şey takımın geri dönüş adına karakter göstermesiydi. Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli. Evet kötü oynarken evet. yani kaybediyordu Kaybedi. geçtiğimiz evet. yıllarda. Yani şu ara tabi medya hep böyle e, sosyal bot. Bir de bot çıkmış biliyor musun? Geçen bir tane bu dijitalle ilgili ben anlamam dijitalden de. Böyle e, bot hesap. Bot hesap çok oluyormuş biliyor musun böyle dijitalde. Bu yetkili birisi gördü yok. Bunda hani şu ara çok cezalar mesela şey yapıyor ya. Böyle milyonlarca insan seviyormuş gibi falan dedi. Yani organik kızlar çalınmaya geleceğim oradan. O organik e, bir kişi. Evet. Şimdi tabii ki söyledi de şu an Bazen de şunu söylüyorlar biliyor musunuz? Hiç i̇nanamıyorum. Fenerbahçeliler veya Galatasaraylılar en az 7-8 puanımız hakemler yedi diyorlar. Bakıyorum bakıyorum 5 puan kaybetmişler. 2 puan kendileri mi? Yani anladın mı? Gerçekten daha dün izledim. 7-8 puan hakemler çaldı diyorlar. Bakıyorum, Zaten bakıyorum, kayıp 5 puan. Konuşmak için o kadar yok. Evet. Peki hocam son olarak Perşembe akşamı Beşiktaş Bürüş. Arkasından e, Nors Yelen e, Fenerbahçe. Konferans Ligi'nde 5. maçlarını oynayacak takımlarımız. Fenerbahçe liderliği en kesin hedefi çıkıyor. olmadığı için yorum yapmayın. Mümkün olana kadar oynamayan oyuncuları veya maç tempo mesela e, Masuaku e, hı hı. ben evet, mesela maça hazır hazır ihtiyacı dönmüş. var. Aferin evet. oğlum. Değil mi? Hazır dönmüş yani. Evet. Maça ihtiyacı var. Perşembe olduğu için evet. söylüyorum. Onun dışında az süren oyuncuları Kulmanıcı o öyle şey. de oyuncusu yok elinde işte. Ama yani. bakar oynat işte evet. 90. Rebic de var. Bu bakar oynat abi 90 dakika zaten çoktan. Evet. Onun şey. da maç eksiği oldu ortada yalnız evet. bugün. Sakatlanmadan mümkün olduğu kadar çok net atacağı bir kafa golü bir Mesela maçı. dışarı vurdu. Çok boyu. masaya yatırılacak bir maç değil. Ama evet. beş e, şeyin, Ama, şey. Ama e, yine de bu grupta ki bence konferans ligi için zorlu gruplardan biriydi. Yine de Beşiktaş'ın çıkmasını bekliyorduk. maalesef evet, evet. ben favori diyorum. Hayal kırıklığı yaşadık. Fenerbahçe ile kapıyalım. Norsu Fenerbahçe bir şekilde çık ben çıkma ihtimali %95 görüyorum. Birinci çıkması için de puan yani yenilmemesi, lazım yenilmemesi lazım. gerekiyor. İnşallah da lider çıkar. Çok önemli çünkü daha az maç oynayacak ve direkt kendini 16 yam atıyor. Mis gibi. Evet lider çıkarsa bir turu... o zamana kadar da transfer, münasebinden hep böyle planlamalar yapılır. Şimdiden zaten yazılıp çizilmeye çok Yazı, fazla isim yani. başladı. Bot. O zaman biz botlar mı yazıyor? Peki. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde ekiplerimize perşembe akşamı konferans liginde başarılar diliyoruz. Eksen ekranlarında yine Avrupa heyecanını birlikte yaşayacağız. Maç özetleri, canlı yayınlar öncesi sonrası Avrupa heyecanı bizi bekliyor. Ligde nefes nefese yarış devam ediyor. Bakalım bugünkü hakem performansları için Fırat Aydın'ın son kararda neler söyleyecek? Bir sözü Fırat Hoca'ya ve Müjdat Muratoğlu'na bırakalım. Hepinize güzel bir hafta dileyelim. Hoşça kalın.